Elmalı Merkez ve Yuva Mahallesi'nde gerçekleşen buluşmada Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Millet İttifakı Antalya Milletvekilleri, il başkanları, 48 muhtar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Sana söz. Başkan Böcek ardından Yuva Mahallesi'nde vatandaşların sorunlarını dinledi. İttifakın belediye başkanı olarak planlı, kurallı, kimlikli bir kent hedefiyle yola çıktığını söyledi. Şimdi biz Antalya'da Türkiye'nin bütçesine göre en borçlu belediyeyi devraldık. Ama hiç borç lügatı yapmadık. Çünkü biz 25 yıllık siyasi hayatımızda çalmadan, çaldırmadan tüy bitmemiş yetim hakkını koruyarak geldik. Ve korumaya da devam edeceğiz. Muhtar arkadaşlarımla beraber ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak muhtarlarım da 5 yıl mahallesinin muhtarı olarak seçildiler. Onlar da yarıştılar, onların da rakipleri vardı. Şimdi asıl olan, önemli olan, Muhittin Böcek gelirse yardımlar kesilir, insanları işten çıkarırlar gibi buna benzer bir sürü maaşlarını bile ödeyemezler dediler. Ve Allah'ıma hamdolsun ki hani dinimizde bile teri soğumadan yanınızda çalışanların parasını ödemişsiniz. Öyle inançlı insanlarsınız. Ve bunları yaptık. Bugüne kadar günü geçmiş hiçbir kurum kuruluşa çalışma arkadaşlarımıza borcumuz yoktur. Şükürler olsun. Halkın yararına olan sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde köylüsüyle, çiftçisiyle, emeklisiyle, turizmcisiyle, bütün vatandaşlarımızla beraberce bir 4 yıllık süreç geçirdik. Planlı, kurallı, kimlikli kent için geliyoruz dedik. Ortak akılla şehrimizi yöneteceğiz dedik. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz dedik ve onları yaptık. Ben yeminim vardı. Her yerde söylüyorum. Bütün 19 ilçem, 913 mahallemde kaç oy aldığımı ben bilmeyeceğim. Çünkü hani dedim ki kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, eşit hizmet götüreceğiz düşüncesiyle çalışmalarımız o şekilde devam ettik. Ve Kaş ilçemizde 886 milyon o kalan şimdi 10 ay içinde yapacaklarımla beraber yatırımımız var. Kaş bizim her şeyimiz. Öncelikle Kaş'ta yine Antalya gibi Antalyalılara da teşekkür ediyorum. Bu ülkemizde taş atanları değil kalp yapanları seçeceğinizden de tereddütüm yok. İnşallah pazar günü her şey çok güzel olacak. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'de 28 Mayıs'ta ikinci turu düzenlenecek seçimlerin Türkiye için önemine dikkat çekti. Ülkede demokrasi varsa, kuvvetler ayrılığı varsa, güçlü bir parlamento varsa, istişare varsa ve doğruyu bulmak için çalışan mekanizmalar ve denge denetleme varsa para da var. Orada liderler mütevazi evlerde oturuyor, mütevazi araçlara biniyor ama halk çok zengin. Bu tarafta liderler saraylarda oturuyor, dünyanın en pahalı uçaklarına, en pahalı arabalarına biniyorlar ama halk fakir ve gitgide fakirleşiyor. İktidar olursak Kemal Bey'in yanı başındayım. Ne derdiniz, ne isteğiniz, ne talebiniz varsa, başkanım ne taleple gelirse, il başkanlarım neyle gelirse, ya benim onlarla işim yok MHP'liyim, vallahi Erkan Akça'ya sorun beni. Ben AK Partiliyim, Dışişleri Bakanı'na sorun beni. Bizim elimizin erdiği, gücümüzün yettiği yerde insan ayırmayız. Ama iktidarımızda yanımıza geleni de geri çevirmeyiz. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve Başkan Muhittin Böcek muhtar buluşmasının ardından esnaf ziyareti yaptı. Kaşlılar Özgür Özel ve Başkan Muhittin Böcek'e yoğun ilgi gösterdi.